You're a legend, friend. We're all legends. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bendiniz bugün sizlerle birlikte Bohemian Rhapsody'nin incelemesiyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle filmi spoilersız olarak inceleyeceğim daha sonra her zaman olduğu gibi spoilerlı kısımda da her şeyi yardıra yardıra anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle filmi nasıl bulduğumdan bahsedeceğim, dürüst düşüncelerimden bahsedeceğim ondan sonra da e, filmde neler kötüydü tabii kötü olan şeyler vardı onlardan bahsedeceğim. Ondan sonra nerede koptum, nerede coştum, e, hangi sahneler çok güzeldi, hangi sahneler çok kötüydü onlardan bahsedeceğim arkadaşlar ve bitireceğim her zaman olduğu gibi hazırsanız başlayalım. Öncelikle filmi spoilersız olarak değerlendireceğim arkadaşlar. Zaten spoilersız kısmını nereden bahsettiğim biliyorsunuz. Uzağındır bu tarz incelemeler gelmiyormuş yalnız. Onu fark ettim arkadaşlar kanalda. Neyse yani zaten gerçekten çok yoğundum. First Man çıktı, Aster Is Born çıktı. Bunlara gidemedim bile. Yani incelemeyi bırakın gidemedim bile. Aslında ilk gün gidip bunların incelemesini yapmam gerekiyordu sizlere arkadaşlar. Çünkü çok kaliteli filmler aslında ama bir türlü gitmeye vakit bulamadım arkadaşlar. Onları da en kısa sürede inceleyeceğim ve yorumlarda bulunacağım. Daredevil'ın 3. sezon incelemesi de zaten en kısa sürede gelecek. Şu an izlemekteyim. Yani o yüzden onu da çok sık bir şekilde izleyemiyorum. Kanalda da o yüzden video gelemiyor arkadaşlar ama hepsini izledikten sonra yorumlarda bulunacağım yavaş yavaş videonun gelme sıklığını da arttırmamız gerekiyor arkadaşlar. Spoiler'sız kısımda zaten filmin iyi ve kötü yanlarından yani neden filme gitmeniz gerektiğinden ya da gitmemeniz gerektiğinden bahsedeceğim arkadaşlar. E bütün ayrıntılı incelemeyi de spoiler'lı kısımda yapacağım. Öncelikle spoiler'sız kısımda şunu söyleyebilirim arkadaşlar filmi kesinlikle gitmeniz gerekir. Yani eğer Queen fanıysanız kesinlikle gidin yani. Zaten bir kolası çoktan gitmişsinizdir yani. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Filme gitmeden önce bir birkaç ön hazırlık yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani işte Queen ne abicim falan diye bir açıp bakın. Yani hiç bilmiyorsunuz ki Queen fanıysanız hayranıysanız ki mutlaka biliyorsunuzdur. İşte grubun nasıl bir araya geldiğini, ondan sonra albümlerini, çıkan single'larını, nasıl meşhur olduklarını hatta Live bile Mutlaka biliyorsunuzdur arkadaşlar. E zaten e, bunu bildiğimizden dolayı ben izlerken çok coştum aslında. Yoksa senaryosu falan çok kaliteli değildi bana göre mesela senaryoyu hiç beğenmedim onu söyleyeyim. Yani çok zorlama geldi biraz e, senaryo biraz hafifti biraz fanlara yönelikti film. Yani gerçekten göndermeleriyle nasıl diyeyim e, her şeyiyle film biraz fanlara yönelikti. Gerçekten ben de mesela bir Queen hayranı olarak mesela gerçekten çok hoşuma gitti film ve gerçekten çok mutlu oldum. Zaten Queen küçüklüğümüzden beri dinleriz. Hani gerek We Are The Champions'a We Will Rock ile zaten en başta duyduk. Sonra Bohemian Rhapsody ile iyice çıkış yaptılar. Daha doğrusu zaten normalde de o şekilde de hani çıkma sırası o şekilde değil. Normalde biliyorsunuz We Are The Champions'a We Will Rock You daha sonra çıkıyor. İlk single'lardan daha sonra çıkıyor biliyorsunuz. Killer Queen'den hatta Love of My Life'dan daha sonra çıkıyor bunlar. Ama meşhur olma sırası biraz We Are The Champions daha önde diyebilirim Bohemian Rhapsody ile beraber her neyse. Biz küçüklüğümüzden beri bu şarkılarla büyüdük. Galatasaray'ın şampiyonunda falan hep mesela We Are The Champions çalardı. We Will Rock You basket maçlarını çok duyardık mesela. Boya Menram keza Suicide Squad demeyeceğim. Bu arada beklemeyin yani öyle bir şey. Neyse çok duyduk zaten. Queen'i o yüzden küçüklüğümüzden beri biliyoruz. Gerek gitar repertuarlarında Queen'in şarkılarını sürekli duyuyoruz. Gerçekten çalması çok zor zaten şarkıları. Neyse şarkılarıyla ile ilgili ayrı bir video yapacağım. Queen hakkında onu da söyleyeyim. E, şunu da söyleyebilirim arkadaşlar ayrıca. E, gerçekten eğer mesela Queen hakkında zerre, bilginiz yoksa bir açıp bakın. İşte abicim grup nasıl bir araya gelmiş? işte albümleri nelermiş? Şarkıları nelermiş? İşte ondan sonra hangi üyelerden oluşuyor? İşte atıyorum Roger Taylor neymiş? Davulcu muymuş falan filan. Mesela açın bunlara bakın. Freddie Mercury'nin hayatını okuyun mesela. E, ona göre yorum yapın. Mesela bazı tipler gelmişler mesela. IMDB'ye girip meta aldırmayın. ya yani, 48'i hak ediyor mu? Bilmiyorum o tarafta tartışılır senaryosu çok zayıftı dedim zaten ama e, senaryo bakımından zayıf olabilir ama 48'i hak etmesinin nedenleri var 48'i kadar düşmesinde belli nedenleri var onlardan bahsedeceğim arkadaşlar e, zaten puanı iyi IMDb puanı yani e, seyircilerin yorumladığı puan iyi zaten hani şuradan da anlayabiliyoruz film gerçekten hani fanları yönelik olduğu için hani Metascore ile puan arasında bu kadar fark olmasının sebebi de bu aslında belli sebepleri var. Bunlardan bahsedeceğim birazdan. Öncelikle spoilersız olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, yani zaten Metascore'da olan e, biliyorsunuz yorumlayan kişiler e, büyük olasılıkla Queen'i hani biliyorlardır. Böyle kulaktan duyun bilgilerle gitmişlerdir. Filmi izlemişlerdir. Zaten Metascore yorumlayanlar genellikle senaryoya işte nasıl diyeyim e, sinematografik işte şeylere bakıyorlar. Çekimlere, e, nasıl diyeyim dekora, her türlü şeye bakıyorlar. Kostümüne kadar. Her türlü şeyine bakıyorlar mesela ona göre puan veriyorlar hani belki şimdi düşününce hani 48 vermiş olmaları doğal ama biz hani Queen fan olduğumuz için hani Queen'i çok dinlediğimiz için ki zaten son bir buçuk aydır iki aydır full Queen'in fragmanını izleyip gaza geliyorum böyle sürekli Queen şarkıları dinleyip iyice gaza geldim zaten bütün şarkılarıyla albüm yaptım telefonda böyle sınıfta falan da açıyorduk böyle birbirimizi gaza getiriyorduk Efe ile falan neyse. Ee, onun dışında zaten hani biz çok büyük fan olduğumuz için zaten e, Live Aid'de falan ben coştum mesela Live Aid'i söyleyeyim bu arada spoiler değil hani sonda da zaten Live Aid'in olduğunu biliyorsunuz ki fragmanda da söylüyor bunu ee, zaten film biliyorsunuz 1985'teki Wembley adındaki o efsanevi Live Aid konserini anlatıyor Queen'in zaten açıklamada da bu şekilde ki siz de biliyorsunuz Bakın o 85'e kadar olan süreçteki Queen'in nasıl bir araya geldiğini işte e, Freddie Mercury ile işte Roger Taylor'ın sonra onun dışında John Deacon ve e, en sonunda da Brian May nasıl bir araya geldiğini bizlere gösteriyor arkadaşlar. Yani zaten bunlar e, büyük olasılıkla Queen'i biliyorsanız eğer e, çok takipçisiyseniz sıkı bir takipçisiyseniz yani filmde söyle yani film hakkında söyleyeceğim hiçbir şey sizin için spoiler olmaz aslında. Yani zaten bütün spoilerları biliyorsunuzdur. Queen'in bir araya gelişini anlatıyor. Nasıl bir araya geldiğini de biliyorsunuzdur. Freddie Mercury'nin hayatında Biliyorsanız Karakterini kişiliğini de biliyorsanız Ona göre yorumlarsınız Yani ben o konuda zaten çok bir şey söylemeyeceğim Millet çemkiriyor da boş boş Neyse onları da biraz söyleyeceğim yani e, Spoilersız kısmında söyleyeceği bunlar Queen fanıysanız eğer e, Gerçekten Queen'i çok seviyorsanız mutlaka gitmeniz gerekiyor Ki çoktan gitmişsinizdir e, Ve gerçekten Filmden de büyük zevk alacağınızı düşünüyorum Şu an filmden yeni çıktım e, Sıcağı sıcağına yorumlar yapıyorum arkadaşlar ee, kamera karşısına geçemedim böyle hemen bir hızlıca ses kaydıyla sizlere e, video çekmek istedim arkadaşlar çünkü birazdan uyuyacağım çok uykum geldi neyse spoilerlı kısma geçelim arkadaşlar yavaş yavaş spoilersız kısmını söyleyeceklerim bunlar filmi izlemediyseniz bundan sonra kapatın ama yani film hakkındaki her şeyi mutlaka biliyorsunuzdur yani neyin spoilerını verdiysen abi sonda Freddy Mercury ölüyormuş falan mı diyeceğiz yani. Ki öldüğünde biliyorsunuz yani o yüzden büyük bir spoiler olmayacak yani e, Freddie Freddy Mercury'nin ölüp ölmemesi yani atıyorum işte sonda abicim işte Queen of abi Freddy Mercury öldü sonra Live Aid vardı abi falan. Of gördün mü abi işte Queen bir araya geldi işte Smile dağıldı falan filan. Bunlar spoiler değil. Yani spoiler değil aslında. Eğer Queen'i biliyorsanız spoiler de olmaz yani. Bu filmde de spoiler veremiyorsun. Yani çok ilginç bir şey. Yani Neyse Müslüm filmi mi Queen mi onu da tartışacağım pardon ne Müslüm filmiyle Queen ya biz Müslüm filmi mi Bohemian Rhapsody mi tartışacağım arkadaşlar onu da bu arada çok iyi yorumlar gelmiş neyse. Evet arkadaşlar spoilerlı kısma geçiyorum gerçekten de film hakkındaki genel düşüncelerimi söyleyeceğim sahnelerde beğendiğim kısımları söyleyeceğim beğenmediğim kısımlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar spoilerlı kısma geçiyoruz. Bu kısımda her türlü altını konuşmaya çalışacağım arkadaşlar. İşte izleyenlerin neden beğenmediğini ya da beğenenlerin neden çok sevdiğini e, bu videoda tartışacağız arkadaşlar. Zaten benim de söylemek istediğim pek çok şey var. Öncelikle filmi şöyle genel olarak değerlendirmek gerekirse e, gerçekten akıcı ilerliyor film. Yani onu söyleyebilirim. E, gerçekten hani biraz senaryo kötü evet kötü yani senaryo kötü şimdi ona bir şey demek istemiyorum. Biraz zorlama, biraz Nasıl diyeyim e, yani özellikle mesela filmin başında o Freddie Mercury'nin hikayesine daldıklarında en başta daldıklarında mesela e, sonra işte Smile grubundaki işte e, nasıl diyeyim işte e, Brian May ile ondan sonra işte Roger Taylor'ı gördükten sonra hemen anda Queen grubunun oluşması Queen'in anda yayılması falan o kısımları biraz daha ayrıntılı görebilirdik sanki yani... ...birazcık hızlı geçmişler gibi geldi. Hani Queen'in birazcık hani bir araya getirelim de artık bu hani... ...işte turnelere gitsinler hemen anında işte konserler versinler. İşte şarkılar, albümler nasıl ortaya çıkmış onları gösterelim biraz. Yani hızlı ilerlemişler diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle senaryoda tek tük hatalar vardı. Mesela başta Freddie Mercury'nin babasını gördük. Sonra bir uzun süre görmedik falan hani... Aile bağlarının çok kuvvetli olduğunu söyleyemeyiz. Freddie Mercury'nin hayatını okuduğumuz zaman. Bir de okumadan gelmeyin abi ya. Yani böyle cidden böyle tipler var geliyorlar. Abi Freddie Mercury bir seksüelmiş onun. Abi böyle gay şey gay seks var o falan diye gelen tipler var abi. Ben zaten filmi izlerken Efe'ye söyledim. Bu troldü zaten. Yani dedim filmde gay seks var abi falan filan diyordum. Güldük zaten. Yani gerçekten Freddie Mercury'nin hayatını bilmiyorsanız ve hani. Okumadıysanız sadece filmi böyle abicim ya işte Queen'i dinliyoruz moruk diye gidip böyle abi gay seks var bu ne lan falan deyip e gerçekten eğer e nasıl diyeyim sizlere böyle sinirleniyorsanız abi işte iki erkek nasıl olur falan diye böyle sinirleniyorsanız yani itmeyin abi izlemeyin filmi yorumlamayın ya da yani ne bileyim gerçekten sinirlendiğim noktalardan biri de oydu. E, Freddie Mercury, Rami Malek gerçekten inanılmaz iyi canlandırdığını düşünüyorum. Hani Freddie Mercury'ye daha benzeyen birini bulabilirlermiş bence ama e, Rami Malek de gerçekten inanılmaz bir oyunculuk çıkarmış. Freddie Mercury'yi e, oynamak çok zor çünkü öyle bir karakteri, öyle bir kişiliği e, gerçekten oynamak çok zor. ...gerek jest ve mimikleri gerek gerçekten mesela dişlerini falan çok güzel yaptıklarını düşünüyorum mesela. Ee, onun dışında nasıl diyeyim sahnedeki duruşunu falan gerçekten gerçeğe yakın yapmış diye düşünüyorum. Özellikle o live'ı izledikten sonra. Ee, zaten dedim ki Rami Malek tamam yani. Gerçekten efsane olmuş dedim. <laughs> gerçekten çok iyi olmuş dedim. Ee, ayrıca şunu da söyleyeyim arkadaşlar grubun diğer üyeleri de gerçekten hani... Queen'in hani biliyorsunuz nasıl bir araya geldiğini anlatıyor ama gerçekten e, gerek mesela Brian May'in gerek e, şu an oynayan oyuncuların adlarını hatırlayamıyorum ama gerçekten e, gerçekten çok iyi oynadıklarını düşünüyorum oyuncuların çok bilindik oyuncular değil zaten bir Rami Malek var bir işte bizim Baelish var ne Aiden Gillen var mesela bilindik olarak şu an ikisi aklımda. <gülüyor> yani <laughs> beyliş diyoruz adamı. zaten böyle Beyliş beyliş diye diye film sırasında zaten Adamı böyle bir şey izleyemedim abi Yani böyle bir gülmeden izleyemedim o diyor. Keşke ölmeseydi falan diyor Feyyan'dan. Böyle neyse Game of Thrones spoiler'ı da verdik de Neyse arada derede devam edelim ee, Gerçekten hani e, Queen'in bir araya gelişini anlatıyor Biliyorsunuz turneleri e, Hemen konserler albümleri anlatıyor O şeyler çok güzel mesela film içerisindeki e, Diyaloglar güzeldi e, Ayrıca şunu da söyleyeyim Gerçekten mesela filmde ...mesela dikkat ettiniz mi bilmiyorum... ...yani kullanılan her sözde... ...mesela yazılan her cümlede... E, ...geçen her sözde bir gönderme... ...bir nasıl diyeyim... ...mutlaka bir alakası vardı ya albümleriyle... ...ya şarkılarıyla mutlaka bir... Zaten biz sürekli biz birkaç böyle yüz yüze baktık yani sürekli zaten bir gaza geldim çünkü mesela e, orada Freddie Mercury'nin nasıl diyeyim ilk albüm John Reed miydi adamın adını da hatırlamıyorum İşte ilk albüm için daha doğrusu menajer bulmaya gittiklerinde mesela işte ilk başta opera açması sonra işte dedim ki tamam geldi yani dedim geldi işte e, Night at the Opera işte şimdi gelecek dedim sonra da zaten onu da söyledi ve gerçekten mesela her sahnesi dolu doluydu diye düşünüyorum. E, şunu da söyleyeyim mesela gerçekten yani ayrıca şeyle değinmeleri çok iyi mesela. İşte bu şarkılarda çok iyi hitlerin olması lazım. En büyük hitlerin olması falan lazım derken e, hemen aklıma Greatest Hits geldi. E, gerçekten onda da çok gaza geldim mesela. Yani böyle her albüme her şarkıya e, gerçekten büyük göndermeler vardı. İşte Queen'imiz e, nasıl diyeyim. İşte turnelerde albümler çıkmaya başlıyor piyasaya. Böyle üst üste Live Aid'e adım adım gidiyoruz. Zaten film boyunca Live Aid'i bekledim hayvan gibi. 85'teki biliyorsunuz Wembley'deki efsane konser. Keşke görseydik abi ya. Böyle tüylerim diken diken oldu. Son 15-20 dakika zaten full live aid de ayırmışlar ve canlı canlı sanki izliyor gibiydik ve çok gaza geldim. Zaten film biliyorsunuz live ile başlıyor. Bir 10 yıl 70'lere kadar gidiyor. X-Smile'ın dağılmasıyla beraber, Freddie Mercury'nin gruba dahil olmasıyla zaten Queen'in hikayesini açıp okursanız filmin tıpatıp aynı şekilde işlediğini görürsünüz. Freddie Mercury'nin ...Paul'la aşk yaşayıp sonra Mary'den ayrılmasından sonra... ...işte solo albümler çıkarmaya başlaması... ...zaten bunlar hep bildiğimiz şeyler... ...Freddie Mercury'nin takım yani daha takım değil de ne takımı... İşte gruptan ayrılması sonra tekrar geri gelmesi falan filan bu... ...ya birazcık hızlı ilerlemişler... ...yani bize bütün Queen'in böyle en başından en sonuna kadar... ...her türlü şeyi göstermeye çalışmışlar arkadaşlar... ...öyle düşünüyorum yani... Şimdi onların hepsini göstermeye çalışınca tabii... ...yani doğal olarak birazcık hızlı geçmiş gibiler. Birazcık üstü kapalı ilerlemiş gibiler mesela. E, neyse onun dışında gerçekten son sahnelere doğru geleceğim. E, mesela şey çok iyiydi takım içerisinde... ...şey ne takım lan takım deyip duruyorum. İşte grup içerisindeki o e, dinamik çok iyiydi aslında... ...onu da söyleyebilirim. Roger Taylor adamın dibi ya. Şey gerçekten e, 2012 konserinde... ...şu olimpiyatlar öncesindeki konserinde de çok iyiydi... ...ve gaza geldim zaten... Roger Taylor'ı çok seviyorum hani gerçekten belki de en iyi davulculardan biridir hani şeyi de çok iyi yapmışlar mesela ben onu yaparlar mı diye bekliyordum hani işte Queen mi daha büyük Freddie Mercury'in mesela yani bu muhabbete girmeleri çok hoşuma gitti çünkü gerçekten bu çok büyük bir ikilem Freddie Mercury başlı başına bir sanatçı abicim ya başlı başına bir kral diyebilirim yani gerçekten Freddie Mercury'nin yani hep üstüne gitmeleri işte daha sonra... Nasıl diyeyim AIDS olduğunu yüzüne vurmaları falan filan mesela. Bu konulara değinirler mi diye çok bekledim. Ve gerçekten değinmişler çok hoşuma gitti. Ee, gerçekten biliyorsunuz 91'de çok büyük bir ses kaybetti dünya. Türkiye diyecektim ama ya. <gülüyor> neyse <gülüyor> Türkiye gibi geldi bir an. Ee, neyse işte gerçekten çok büyük bir ses kaybetti. Ve bunu da her ayrıntısına kadar değinmeleri çok ama çok hoşuma gitti. İşte böyle her ayrıntıya kadar değineceğim derken böyle senaryoyu birazcık yani yarım yamalak atlamaları biraz canımı sıktı. ...hani izlerken çok hızlı zorlama geçtiğini düşünüyorum ama... ...hiç zaman nasıl geçtiğini anlamadım açıkçası... ...Live Aid'i ağzım açık izledim zaten... ...85 yazsın dedim Allah kahretsin dedim... ...yine 84 Münih'te kaldık Allah'ım dedim... ...85 gelmedi İngiltere dedim... ...sonra landığı 85 Live Aid günü yazdı... ...zaten ben orada bir ciddileştim bir... ...doğruldum yani neyse... ...zaten şunu söyleyebilirim... ...Live Aid'i de çok iyi yapmışlar... ...yani e, film şey bakımından çok iyiydi... E, atmosfer, sinematografik açıdan e, çekimler açısından dönemin anlatılması açısından, e, kıyafetlerine kadar, kostümlerine kadar her şey çok iyiydi bana göre. E, Roger Taylor, Brian May Brian May inanılmaz olmuş. Yani gerçekten şu an gerçekten e, çok tam cuk oturduğunu düşünüyorum. John Deacon keza çok cuk oturduğunu düşünüyorum. Freddie Mercury de yani Rami Malek çok uygun değil yüz olarak ama onda yine benzetmişler ve gerçekten Hani şunu da söyleyebilirim yani Rami Malek gerçekten inanılmaz oynamış gerek hareketleri falan aynı Freddie Mercury dedim zaten ya şey çok güzeldi mesela ya sürekli bir öyle şey bekliyorsunuz şimdi ben bu filme bir daha giderim bu arada böyle film sırasında sürekli şey bekliyorsunuz böyle mesela e, Mary ile yatarlarken orada tersten piyano çalması falan bir Bohemian Rhapsody bekledim orada sürekli. İlk başta zaten biliyorsunuz bu çiftliğe mi ne gidiyor bunlar orada hemen bir e, piyano ritmiyle Bohemian Rhapsody çalıyor ben orada coştum mesela. Yani her şarkıya böyle hafif hafif bir şey yapıyorlar mesela gönderme e, ondan sonra mesela en son Hammer to Fall iyiydi mesela yani e, her türlü şeye değindiler her türlü albüme değindiler e, onun dışında gerçekten... Çok iyi göndermeler vardı. Mesela e, Bismillah falan onları her türlü operaya falan her türlü alta değinmeleri çok ama çok hoşuma gitti. E, Çılgın Grup Queen'i bu şekilde daha başka nasıl anlatılabilirdi bilmiyorum. Ama senaryoyu daha iyi yapsalardı net Oscar'lık bir film olabilirdi ama. Ya bu insanlara bir şey anlatamayız abicim ya. Neyse oraya girmeyeceğim bir daha. E, spoiler olarak da neler söyleyebilirim daha bilmiyorum arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim filmi gidin gitmediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir bana göre. Kesinlikle gidin. inanılmaz iyi bir film. Ya şöyle şimdi inanılmaz iyi bir film demeyeyim de. Şimdi yani çok gaza geldim. Belki Queen falan olmasaydık yani o kadar gaza gelmezdim diye düşünüyorum. Hatta çok beğenmezdim filmi. Yani filmden çıkınca da çöp daha falan derim de. Trollü onlar tabii ki hepsi. Ee, çok hoşuma giden sahnelerde vardı tabii ki. Ya Daha doğrusu mesela şarkılardan dolayı. E, nasıl diyeyim böyle göndermelerden dolayı Freddie Mercury'nin hayatından dolayı Biraz e, zaten hani IMDB puanı ile Metal skor arasındaki fark oradan ortaya çıkıyor yani. Neden 8.4 diğeri 48? Yani işte fanlar e, zaten benim düşüncem de 7.5-8 zaten. Hani çok çöplü film değil yani senaryoyu biraz daha iyi yapsalardı net Oscardı zaten onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Şu an e, gerçekten başka ne söylenir bilmiyorum ama filme mutlaka gidin. Coştum abi çok fena coştum. Sonunda duygulandım. Gözlerim sulandı adeta. Çünkü We Are The Champions zaten biliyorsunuz ben her seferini dinlediğimde tüylerim diken diken olur ve Live Aid'i li canlı yaşadım gibi oldu. Zaten en önden almışız abi. Kafam böyle şey oldu. Boynum tutuldu en son böyle. Adamın yüzüne bakmak için 90 derece daha yukarı kaldırıyorum böyle kafamı falan böyle. Fred Mercury'nin yüzüne bakayım derken. Böyle kafam ağrıdı falan bir şeyler oldu böyle. Neyse ama coştum yani. O fena coştum sonda. Gözlerim sulandı. Çok duygulandım Yardy Champion sonunda. İşte bu Freddie Mercury'nin AIDS muhabbetine değinmeleri çok hoşuma gitti. Ee, çok duygulandım o arkadaşların işte Brian'la e, John bir de şey neydi? Roger anlatırken bu işte AIDS'ini anlatırken çok duygulandım. Ben de çok duygulandım gerçekten onlarla onlar gibi. Ee, ve gerçekten sonda böyle son kez bir şeye bakışı vardı ya abi. Böyle Live Aid'de son kez böyle Wembley tribünlerine bakışı var ya abi. Ben orada zaten ya ben gittim abi ya dur duygulandım tekrar. Yani Roger Taylor'ın o son sahnede nasıl diyeyim işte zaten sesini artık kaybetmeye başlıyor biliyorsunuz. AIDS'den dolayı ee, böyle en sonda nasıl diyeyim işte Roger Taylor'ın böyle Freddy'nin yüzüne bakışı. ...en başta Bohemian Rhapsody çalmaya başladığında... ...aynı Live Aid'i yaşadık diye düşünebilirim. Yani söyleyebiliriz yani. Biliyorsunuz Live Aid'de de aynı şekilde söylüyor. Böyle her türlü şey yani... ...piyanonun üstündeki bardaklara kadar her altı yapmışlar abi. Gerçekten inanılmaz iyi olmuş. Onu da söyleyebilirim. Çok duygulandım. Böyle herkes... Freddie'ye bakıyordu. Sonra birden kendi kaptırıp böyle... Ya sonda şunu da söyleyeyim. Bütün şarkılar da değinmemişler ki... ...yani iki buçuk saatlik... ...Live Aid'de değinemez herhalde bir zahmet ama... Biliyorsunuz Live Aid hakkında şunu söyleyeyim Queen'le ilgili ayrıca bir video yapacağım Live Aid biliyorsunuz hiç kimse dolduramadı abi o stadı Metallica dolduramadı Elvis Presley dolduramadı o stadı Michael Jackson bile dolduramadı o stadı bak Wembley gerçekten biliyorsunuz şu anda Tottenham'ın stadı e, Wembley stadını dolduramadı ve gerçekten e, 1 milyon pound'ı geçti biliyorsunuz tek e, Queen'de geçti ve zaten Queen'i Queen yapan o Live Aid konseri ki... Efsane hiç akıllardan çıkmaz ki eskiler zaten babam falan anlatıyor yani. Keşke o günleri görebilseydik. Şimdi çöp çöp şey falan aleyna tilki dinliyoruz zaten hanımım. O yüzden <laughs> yapacak bir şey yok yani. Neyse. Ee, şu anda da çok iyi gruplar var canım ama o zaman gerçekten çok iyiymiş. Şimdi o zamanki rock gruplarını düşünüyorum da bir de şimdiyi düşünüyorum. Yani şimdi o kadar çöp değil ama biraz popüler kültür tabii etkiliyor diyebilirim yani. Ee, yavaş yavaş e, <laughs> konudan saplık yiyeceğim ama. Videonun sonuna geliyorum arkadaşlar artık yavaş yavaş çok sıkmayayım sizleri de. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bohemian Rhapsody'nin e, spoiler size spoiler incelemesini yaptım. Hafta içi ile ilgili ayrı bir video atacağım arkadaşlar kanalda o yüzden sakın ayrılmayın. E, Queen'i dinlemek için belli sebepler ya da işte Queen nedir işte Queen'i neden dinleriz tarzında bir video yapacağım. Ki dinlemiyorsanız yani Queen hakkında bilginiz yoksa e, kanala uğramayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek filme mutlaka gidin. Çok hoşunuza gidecektir. Queen fanısınız çok hoşunuza gidecektir. Eğer böyle çöp çöp gömemler olursa da onlara vurun yani ne yapayım artık. Ben de sinirleniyorum çünkü. O bir göy falan neyse tam bir daha girmeyeceğim oraya neyse. Ee, sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.